Selamlar hepinize. 11.4 yama notları incelemesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Büyük olan yamalarımızdan bir tanesi. Bayağı bir buff'ımız, nerf'ümüz var. Yani en büyük değişiklik muhtemelen orman kamplarına gelen değişiklik olacaktır. Hemen başlayalım e, şampiyonlarımızla. Ama bu tabancanı arttı. E'nin taban hasarı ileri yetenek seviyelerinde arttı diyor ama yani tabancanı arttığı şuraya yazmasanız da olurmuş be abi. İki canı artmış şampiyonun. Yani tutuştura falan iki canlı hayatta kalırsanız teşekkür edebilirsiniz bu güçlendirmeyi ama hiçbir anlamı yok. Bunu yazmasanız da olurmuş yani. Vermeseniz de olurmuş bu buff'ı. Herhalde düzleştirmek için yapmışlar. EC sinir krizi. Taban hasarı ilerleyen yetenek seviyelerinde arttı biraz. Tabi aldığı dengelemelerden sonra hiç oynanmaz duruma gelmişti. Ama bu biraz oynanılabilir hale gelsin diye 75 ila 155 arasından 75 ila 175 arasında çekildi. Ara seviyelerde 5'er oranlar arttı hasarı. Braum ultisini bekleme süresi azaldı. 140 ila 100 saniyeden 120 ila 80 saniyeyi düşürüldü. Yani çok seçilmeye devam edecek mi ondan emin değilim. Metalın çok değişmesi lazım. Daha tank odaklı bir meta olması lazım. Özellikle destek pozisyonda değil diğer rollerde tank odaklı bir meta olması lazım. Ki Braum onlara iyi cevaplardan biridir. Ama koridor aşamasında çok bir şey sağlamaz. Genelde defansif oynamanız gerekir. Artı Braum olan takımlar... Şu anki metada bir yerden e, kitle kontrolü ve savaş başlangıç mekaniğini feda ediyor demektir. O yüzden meta değiştiği zaman ya yani meta değiştiği zaman için güzel bir buff ama şimdilik çok işine yarayacağını düşünmüyorum Brahman. Caitlyn taban hasar büyüme oranı ve saldırı hızı büyüme oranı arttı. İkisinde de artış var. Hasar büyüme oranı seviye başına yarım hasar arttı. Yani toplamda da 18'in seviyede 9 hasar fazlası olacak. Saldırı hızı büyüme oranı da o da yine yüzde yarım olarak arttı. Saldırı hızı büyüme oranı daha önemli Caitlyn için. E, çünkü Caitlyn diğer çoğu nişancının aksine iki tane saldırı hızı eşyasını erken almak isteyen bir şampiyon değil. Yeteneklerinden fazladan hasar alamadığı için mecburen eşyalarla ekstra hasar ihtiyaç duyan bir şampiyon. Eşyalardan hasara gittiğin zaman saldırı biraz eksik kalıyordu. Onun çözülmesi adına önemli bir artı. Meta'ya döner mi? Öbür nişan şampiyonların nörflenmesiyle birlikte bir noktada kendine yer bulacaktır bence ama yine onun için de Braum gibi Meta'nın değişmesi daha önemli. Kamil, W'nin bekleme süresi arttı. Her seviyede 2 saniye uzattılar bekleme süresini. Koridor aşamasındaki kuvvetini biraz azaltmak için yapılmış bir hamle. Hala direkt olarak onu metadan düşürmez ama koridor aşamasını hissedilir bir dezavantaj yaratır Camille oyuncuların. Fiora pasifinin hasarı arttı. İşaret hasarı. Yani pasif ile bir da adam, adamın bir yanını e, işaretliyorsunuz ya da orta hattında her yanını işaretliyorsunuz ya. Oraları patlattığınızda vurduğunuz hasar arttı. iki e, %2.5 artı saldırı gücünüzün e, 100 saldırı gücünüz başına %4.5 yerine can hasarı olarak. %3 ile 5.5 oldu. Hasar oranları. Çok fazla aşırı saldırı gücü alan bir şampiyon değil Fiora. Hani muhtemelen bunu bir tık bir tık seviye arttırırsınız ama ikinci seviye arttırmanız çok zor. Yani bu scaling kısmı çok önemli değil ama ne olursa olsun hani %1.5 daha fazla can hasarı olacak demektir en azından Fiora için. Jinx tabancanı arttı. Geçen yamadan niye ise tabancanını 550'ye düşürmüşlerdi. Şimdi de geri çıkarıyorlar. Neden 550'ye düştü bilmiyoruz. 6 e niye geri çıkılıyor onu da bilmiyoruz. Kaysa e, yayılımının hasara e, hasarı her e, aşaması için azaltıldı. Atış başına taban hasarı da azaltıldı. Azami tek hedef hasarı da azaltıldı. Tabi dolaylı olarak hepsi birbirine bağlı. Yani birinci kısma bağlı olarak azalıyor. Geliştirilmiş azami tek hedef hasarı da azaltıldı. Taban, e, taban, hasarı 40 ila, şey 45 ila 110'dan 40 ila 100'e düştü. E, Haliyle diğer aşamalardakilerde azalmış oldu. Toplamda tek hedefe 225 vuruyor. Eğer güçlendirirseniz de 412.5 yerine 375 vuruyor. Valla dengeleme lazım mıydı ondan emin değilim. Evet Kaisa güçlüydü metada tercih edilen nişancılardan bir tanesi ama şampiyon hiçbir bafa almadan bu seviyeye gelmişti. Bundan da sebebi eşyaların Kaisa'ya çok uygun olmasıydı. Eşyalardan çok verim almıştı Kaisa. Yani... Bilemiyorum sanki eşyalara ayar çekmek daha mantıklı olabilirdi. Çünkü bu nok bir noktada eşyalar böyle giderse bütün nişancılar nörflemeye devam edecekler. Ki bu yamada tek nörf yiyen da Kaysa değil zaten. Katarina, e, R'nin isabet oranı artık sabit değil. Bıçak hasarı arttı. çak başına hasarı. E, ultisinin on hit efektleri koyduğundan bahsetmiştik zaten. Onu biraz baya bir dengelemişlerdi birkaç yama boyunca. E, şimdi onun seviye başına yani ultiye verdiğiniz seviye başına hasarın artma durumu var. Aynı zamanda bıçak başına hasarı da %15 ilave saldırı gücü yerine %16 ilave saldırı gücü oldu. Toplam hasarı da artmış oldu böylelikle. Urgot aynı şekilde o da on hit etkilerine çok büyük nerf yemişti. W'sun imhanın o pıtır pıtır sıktığı kendine yavaşlatıp sıktığı silah isabet hasarı oranı yani on hit hasarı oranı %50'den %75'e çekildi tasarları, tetikleme oranı. Listen Q'sunun bekleme süresi e, azaldı ki bu bence güzel bir buff. Yani göründüğünden daha iyi bir buff bu. E, ses dalgası 11 ila 7 saniyeden 10 ila 6 saniyeye düştü. Bu özellikle erken oyunda çok hissedilen bufflardan biridir. Hatırlarsanız Kayn'in Q'sunun kullandığı 1 saniye düşürdüler. Toplamda. Yani en hızlı şampiyondu net şekilde. Sonra 1 saniye arttırdılar, bir anda metadan düştü falan şampiyon. O kadar etkili bir güçlerle bir yeri. Tabii ki Kayn'inki kadar etkili olmayacaktır Lee Sin'in Q'su. Ama ne olursa olsun o orman temizleme hızını falan ciddi anlamda arttıracaktır. Savaşlarda çok etki edeceğini düşünmüyorum. Yani ikinci Q'yu zaten atıyorsunuz. Üçüncü Q'yu falan atabiliyorsanız takım savaşı takım savaşlarından çıkmış uzayan giden bir şey olmuştur. Ama orman temizleme hızına ciddi anlamda etkisi olacağını düşünüyorum bunun. Renekton Ezik Katil'in şampiyon olmayan hedeflerden çaldığı cam miktarı biraz azaltıldı. E, taban iyileştirmesi 3 ila 9 arasından yüzdesel olarak 3 ila 7'ye düşürüldü. E, şampiyonlar dışındaki birimlerden bir de e, şeyle attınız, öfke barınız doluyken attınız. Yani 50 öfkeyle attınız Q'nun iyileştirme olduğundan. 9 ila 27'den 9 ila 21'e düşürüldü. Renekton çok uzun süredir metada var. Çok uzun süredir oyuncular tarafından tercih ediyor ama çok nerf yiyen bir şampiyon değildi. Uzun süre sonra ilk kez nerf yediğini görüyoruz. Tabi bunda bu sezon yeni gelen eşyalarla birlikte oyundan çok da düşmemesinin etkisi de var bence. Biraz en azından koridor gücünü kırmak istemişler. Diğer nerf yen nişancımız Samira. Ee, yine ciddi bir nerf 7. Yani 8'i 9'u 7. Artık biraz e, komple oynanmaz duruma gelmeye doğru çok az kaldı bence Samira için. Hakikaten çok fazla oldu yani bence şu anki nerfler. Ee, i̇lave hasar oranı pasifin deli dumanın ilave hasar oranı %7.5 sabit saldırı gücünden %3.5 ila 10.5 arasında çekildi. Tabii ki geç oyunda bir güçlendirme bu ama Samira'yı kimse geç oyun için almıyor zaten. Erken ve orta oyun için alıyorsunuz. O yüzden çok da önemli olduğunu düşünmüyorum geç oyunda güçleniyor olmasının. Gösterişin hasar oranında saldırı gücünüz oranla erken seviyelerden nerflendi. ilerleyen seviyelerde arttı. %100'den %80 ila %110 arasında çekildi. Kılıç girdabı onun yetenek atışlarını vesaire projekte ayarları ne deniyordu projektayla? Neyse partikülleri, parçacıkları üzerinden e, atmasını sağlayan özelliği. 1 saniyeden 0.75 saniyeye düştü üzerinizde kalma süresi. Heyecan dorukta asıl bence en büyük nerflerden bir tanesi artık Samira takım arkadaşlarının üzerinden atılamıyor. Bu çok kötü bir özellik Samira için. Bu ne demek? Girdik ama çıkamayız demek girersek. Çıkma şansının olmaması koridor aşamasında da problem yaşaması anlamına gelebilir art, artı şöyle bir özellik de getirdiler. Atılma hızı e, 2050 hızdan yani 2050 ne deniyor onu menzilden saniyede 1600'e düşürüldü. Saniyede demeyelim galiba buna da. Neyse hızı da yavaşlatıldı artık daha yavaş kayacak. Bu da size arada zaman kaybı anlamına da gelecek. Cehennem tetiğini bekleme süresi de e, az bir şey oldu. Değiştirildi. 3 saniyeden 8 saniyeye çıktı o da. Ee, bu da rahat rahat hemen ikinciyi üçüncüyü pata pata sıkı sıkı gidelim e, ee, şeyine engellemek için yapıldı. Bayağı bir nerf Samira anlayacağınız. Ben artık bununla bunun e, bitirici darbe olduğunu düşünüyorum ve Samira'ya bay bay diyorum şu andan itibaren. Yavaş yavaş bufflarlar tekrardan öyle öyle döner. Skarder taban cam ve cam büyüme oranı azaldı. Bu biraz solo queue nerfü. Ee, ama pro play'de de oynanacak gibi geliyordu Skarner. Ee, ki zaten Hani son dönemlerdeki yama değişikliklerinde işte orman kamplarının biraz az tecrübe vermesiyle bu yama da gelen vesaire. Biraz Skarner vari şampiyonları yani hem fena farmlamayan hem de seviyede çok yukarıda olmasa bile iş yapabilen şampiyonları zaten metaya dönmesini bekliyorduk. Hemen öncesinde bir nerf geldi Skarner'a. Tabancanı 601'den 580'e düştü. Can büyüme oranı da 90'dan 85'e indirildi. Biraz genel tankında azalma olacaktır Skarner. Soraka Q'su yıldız yağmurunu vurduğunuzda aldığınız hareket hızı bir miktar arttı. %15 ila 25'ten 20 ila 30'a çıktı. Her seviyede %5 arttı. W'nun tabanı iyileştirmesi de arttı. 90 ila 230'dan 100 ila 240'a çıktı. Bunların ikisini de Soraka'yı metaya getireceğini düşünmüyorum. Şu hareket hızı gene bir nebze işine yarar ama... E, Soraka'nın barınabilmesi için oyunun çok değişmesi gerekiyor. Destek pozisyonu zaten barınamaz şu anda. E, destekli koridorda barınabilmesi için de çok daha büyük baskı kurması gerekiyor ne yazık ki. Halon W'sunun bekleme süresi artık sabit değil e, ve ilave hasar oranı arttı. Sabit 9 saniye yerine 9 lira 7 saniye arasında gidiyor ki bence çok büyük bir buff bu. Talon zaten eşyalarında doğal olarak yetenek kızı alan bir şampiyon. Ben göründüğünden çok çok daha büyük bir buff olduğunu düşünüyorum bunun. Talon'un inanılmaz bir minyon temizleme becerisi olacağını düşünüyorum. Çünkü ilave hasar oranı da arttı. %40'dan %55'e çıkarıldı o da. Yani hasar da arttı. Bekleme süresi de düştü. Bu da çok rahatlıkla onu koridor ettirebileceğini ve bir noktada o haritada gezme işini yapabileceğini gösteriyor. Ben bunun Talon'u solo, özellikle solo küde oynanır hale getireceğini düşünüyorum direkt olarak. Güzel bir buff bu. Talon için. Tirin tabanı sarı arttı. 69'a 72'ye çıktı. Minik minik aldığı bufflara devam ediyor. Tirin koridorda zayıf zayıf diye diye yerden yani kontrolden çıkmaya başladı. Yerle bir edecek yakında milleti. Laflamayın daha iyi abi silin şu reworkleyin daha iyi bu çar niye var zaten ya Bomboş bu çar bu çar niye var abi rework atın geçin şuna Varus ama rework atmama konusunda tövbeli bazı insanlar var Yani hiç oynanmasa bile o rework atılmayacak denilen bazı şampiyonlar var Trinomir onlardan bir tanesi Varus e, W'nun Q yoğunlaşma süresine bağlı olarak artan güçlendirilmiş ilave hasarı arttı Evet böyle bir cümle var gerçekten daha çok gererseniz e, Ne kadar W yükünüz varsa tabi W yüklerinin patlama hasarı da o kadar artıyor. E, bu biraz kötü. Yani şu açıdan kötü. Neden kötü olduğunu söyleyeyim. Şimdi W'ları yüklediniz tamam. Otomatik saldırı yapıyorsunuz okey. Abi ya otomatik saldırı yapabileceğim bir adama otomatik saldırı yapmaya devam edersin. Normalde bunu teşvik etmesi lazım. Yani bunu yapmak ister nişancılar. Vurayım da öldüreyim diye. Şimdi siz otomatik saldırı yaptığınız adama Gidip de Q gelmeye başlayıp kendinizi de yavaşlatırsanız ne olur? Adam menzilinizden çıkar bir daha otomatik saldırı yapamazsınız. Yani şuna itiyor aslında biraz oyuncuları varlığı oyuncularını. O, o Q'yu atacağı zamanı iyi seç. Adamı öldüremeyeceksen atma demeye getiriyor bence şu anda. Bence bir miktar o noktaya doğru gidiyoruz yani. Ama işte şöyle bir durum var yani. beni Bence öldüremeyeceksen atma diyorum ya. Ama oyun neyi ödüllendiriyor? Öldüremeyeceksen de at diye ödüllendiriyor. Yem yani. Bu problem bence. E, %0 ile 50 arasından %0 ile 80 arasına artıyordu. Şeyi ve onlaşma süresine bağlı olarak. Azami eksik cana sahrı da 9 ila 21'den 10.8 10. ila 25'e 25.2'ye çıkarıldı. %21 güçlendirme var o noktada da. Yani biraz daha şunu yapmanız isteniyor. Ee, savaşın ortasında da en azından böyle bir küçük hafif gelmeli falan o katın denmeye çalışıyor ama oyun stiline biraz ters olduğunu şunu Özellikle on hit varusun. Zaten on hit olmayan varus da yani dürtme varus mümkün olduğu kadar W vurmamaya çalışıyordu. O kadar menzile girmemeye çalışıyordu. Biraz konsepte ters geldi bana. Veigar. Q'nun bedeli azaldı. Q'nun e, onun yetenek gücü yet sağlayan özelliğinin Mana bedeli azaldı. 40 ila 60'dan 30 ila 50'ye düştü. Koridor aşamasını rahatlatır. E, bence asıl değişiklik ama ezeli patlamadaki 120 ila 80 saniyeden 120 ila 60 saniyeye düşürüldü ki yani bu late game'de şimdi çok rahatlıkla bunun cooldown'unu 30 saniyeye düşürebilirsiniz. Bu da herhangi bir objektif ve ne kadar vurduğunu herkes biliyor. Yani koridor aşamasından çıkabilirse bu şampiyon demek. Bu Yeni güçlendirmeler ve yeni eşyalarla ki yeni eşyaların hemen hemen hepsinde var yetenek hızı. Bir yanda inanılmaz bir silah haline gelecek. Ben biraz üzerinde uyunduğunu düşünüyorum Veigar'ın. Yani eşleşmeyi bulduğunuzda seçmek ki şu anda Azir meta'da Azir'e karşı hemen hemen her zaman iyi bir cevaptır Veigar. Çok iyi bir cevap olabilir hala Azir'e genel olarak hazırdan da daha iyi güçlenen bir şampiyon. Öyle bir özelliği var. Bu ultinin bu kadar bekleme süresini yani 80'den 60'a düşmesiyle birlikte daha da iyi güçlenecektir. Random tekler her zaman gelebilir. Bu yüzden Riddet'e çok küçük bir güçlendirme aldı. %40'dan %45'e çekildi e, saldırı hızı. Değişleştirici ay taşı e, seviyeye bağlı iyileştirme miktarı 70 ila 100'den 50 ila 100'e çekildi. En baştaki haline yavaş yavaş geri dönüyoruz eşyanın. ilk çıktığı dönemki haline parça parça yavaş yavaş geri dönüyoruz ilk çıktığı hali pek de iyi bir eşya. Değildi aslında bu eşyanın. Oraya doğru ilerleme var. O zaman da biraz metadan düşmesi de muhtemel olabilir. Ağır yere eşyalarına genel olarak bufflar var. Moral'in 10 yetenek gücü arttı. Fani hatıratı 5 saldırı gücü arttı. Zaun, zincir, kılıcı 100 can arttı. Çok önemli güçlendirmeler değil bunlar. E ama alın. Yani zaten alıyordu insanlar. Mecburen alıyordunuz. En azından aldığınızdaki değer büyümüş oldu. Büyücü eşyaları burada bence kozmik hızlandırıcının buff'ı çok güzel. E, yetenek hızı miktarı 30'dan 20'ye düştü. Fakat e, artı bir yetenek vurduğunuzda aldığınız hareket hızı miktarı da gitti. Fakat şöyle bir şey getirdiler. 160 yetenek gücünüz varsa ki bu eşyayı zaten hani ilk eşya almayacaksınız. ikinci eşya aldığınızda da kesin 160 yetenek gücünüz olur. Ekstradan 20 ilave yetenek hızı daha kazanıyorsunuz. Ve hareket hızı da kazanıyorsunuz seviyenize göre. 10 ila 30 arasında hareket hızı kazanır. Şimdi sabit bir şekilde üzerinizde hareketsiz olması bazı büyücü tipleri için çok iyi. Mesela Syndra için, Orianna için, Taliyah için çok önemli bunlar. Bu şeyi tempo yerinizde tutmak için çok önemli bir e, Artı yetenek hızı miktarı toplamda 20, e, 40'a çıkmış oldu. O da önemli bir buff. Genel olarak çok güzel bir buff olduğunu düşünüyorum kozmik hızlandırıcının. Hep buzda buff'larımız var. Hep buzda bir be e, ee, mana veren büyücü eşyaların içerisinde biraz geri kalmıştı ama ben onun da biraz Veigar gibi üzerinde uyunan eşyalardan biri oldu. Ee, artık yapım rotası değişti. Araya bir alaz cevher sıkıştırabiliyorsunuz. Birleştirme parası daha ucuz artık. Bazı büyücü tipleri için daha iyi olacak. Ee, mesela Saylaslar bence Leander yerine bunu kullanmayı tercih edebilirler. Can da veriyor çünkü. Artı e, bir adamı yerine mıhladıktan sonra çok daha kolay zincirleri falan vurmak. E, ee, bu Can miktarı 200'den 250'ye çıktı. Buzlandır hasarı 100'den 125'e çıktı. Yetenek gücü oranı az bir şey düştü ama çok önemli değil. Zaten bunu hasar için atmıyorsunuz. Bu hasar da çok önemli değil. Buzlandırın kullanım süresi 0.25 saniye bir cast time'ı vardı. Animasyon süresi vardı. 0.15'e düştü o da. Artık tutturması daha kolay olacaktır. Şimdi gelelim orman kampı değişikliklerine. Ben bunların biraz hesabını yaptım. Genel olarak ama şunu söyleyebilirim. Kamplarda Altın azalması var. Yani Gromp artık 20 altın daha az verecek, büyük Kayacıl 16 altın daha az verecek, Kızıl Keskin Gaga bu da büyük olan, 35 16 daha az verecek. Şimdi toplamda 46 altın, bir kliyerde 46 yani bir tep orman temizinde 46 altın aşağıdasınız. Altın olarak çok büyük bir problem yok ormancılar için. Tabii ki eşyalarınızı biraz hafif geciktirebilir ama çok büyük bir sıkıntı yok. Önemli olan tecrübe miktarı. Şimdi tecrübe miktarı genel olarak her seviyede düşürüldü bu kamplar için. Kurtlar hariç, kurtlar ve büyük kuşlanımları hariç. Buralarda düşüşler var. Şimdi ben bunların hesabını yaptım. Ee, bu sayıları tek tek okumaya gerek yok ama genel olarak birinci seviyelerde onar düştüğünü falan düşünebilirsiniz. Hemen hemen o seviyelerde düşüyor. Ee, küçük kayıcı hariç tabi. Bu küçük ayızla sayı olarak fazla var. O da yaklaşık o seviyelerde düşüyor. Şimdi eğer ki 4 tur full clear atarsanız yani 96 milyona gelirseniz karşı ormandan çaldığınızı varsaymıyorum ve Kamplarınızın her seviyesi, her seferinde seviyesinin arttığını varsayıyorum. Şimdi bu her zaman olmak zorunda değil. Ama 4 turda seviyeyi dengelemiş olursunuz muhtemelen. 5. ve 6. turda seviyelerin denk gelmeme durumu var. Çünkü kampların seviyesini görüyorsunuz. 1, 3, 4, 5, 7, 9. Bu neye göre seviyeleniyor? O, oyundaki şampiyonların seviye ortalamasına göre ve siz onu kesip kesmemiş olmanıza göre seviyeleniyor. Yani seviye 1'de grompunuz varsa o seviye 1'dir. Siz onu kesmezseniz oyunun seviye ortalaması level 10 olsa bile o 1 olarak kalır. Keserseniz oyunu seviye ortalamasına göre resetlenir. Doğduğunda o seviyeye göre gelir. Şimdi diyelim ki birinci seviyeden beşinci seviyeye kadar düzgün bir şekilde kampları getirdiniz. Ki çok da kolay bir senaryo değildir bu ama diyelim ki getirdiniz. Bu sürede yani 4 full clear attığınızda ki 4 full clear'dan daha çok olur. Yani şöyle söyleyeyim size 4 full clear attığınızda muhtemelen bu kampların seviyesi 7 falan olur. Oyunun seviyesinden dolayı söylüyorum. Çünkü 4 full clear atmak için en az ihtiyacımız olan süre 8 dakika. Yani dakika 10'a falan gelmiş olmanız gerekiyor ki dakika 10'da genelde biliyorsunuz ormancılar 8 veya 9. seviye oluyor. Genelde 9. seviye oluyorlar şu anda. Ama 8 diyelim. Yani 7. seviyenin üzerinde siz oluyorsunuz. Orta koridor oluyor, üst koridor oluyor. Oyunun genel toplamı zaten 7. seviyeye çıkarıyor büyük bir ihtimalle komutları. Burada en fikiriz. Ama daha teorik olsun diye en azından durumu anlatmak için şöyle izah edebilirim. 4 full clear attığınızda 179 civarı bir tecrübe yuvarlıyorum tabi. 179 civarı bir tecrübe eksiğiniz oluyor. 5 full clear'da 236 full clear'da 288 civarı tecrübe eksiğiniz oluyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Seviye başına ihtiyacınız olan tecrübe miktarı her seviyede 100 artar. 280 tecrübe miktarıyla başlarsınız. Seviye 2'den 3'e geçmek için 380 vesaire diye gider. Tamam mı? Her seviyede 100 artar. 380, 480, 580 diye gider. Şimdi bu seviye artış miktarlarına bak... Kaybettiğimiz tecrübe miktarlarına baktığımız zaman çok büyük gibi gözükmüyor. Değil mi? 179, 231. Sonuçta 9. seviyeden 10. seviyeye geçmek için sizden istiyor 980 tecrübe falan. 880 miydi? Neyse öyle bir şey. O civarlarda bir tecrübe istiyor. Fakat şöyle bir problem var. Bunun kendi içinde bir kar topu yaşaması ihtimali var. Ki terse bir kar topu olur Nedir bu terse kar topu? Bir, erken seviyelerde kaybettiğiniz tecrübelerden dolayı sizin seviyeniz düşük kalacak. Haritanın ortalaması düşük kalacak ve kamplar geç güçlenecek. Hop oradan bir seviye eksikliği daha yaşadınız. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Mesela Gromp'un e, seviye 5 hali 155 tecrübe veriyormuş. E, seviye 7 hali 168 tecrübe veriyormuş. Şimdi normalde 168 eskiden. Tamam mı? Normalde 168 olacaktı. Sizin seviyenizden dolayı o tecrübe puanı. Şimdiki 7. seviyene veriyor. 156 ama siz şimdi düşük kaldığınız için 5. seviyeyi keseceksiniz. 143. Yani bir anda 25 tecrübe azaldınız bir kamptan. Sadece bir kampta. Terse snowball oluyor bu şekilde. Neden terse snowball olacak? Siz erken seviyelerde de eksik tecrübe almaya başlayacaksınız. Ve siz güçlenemezsiniz. Ki karşı ormancı da güçlenemezse. Haritanın genel ortalaması düşecek. Genel ortalama düştüğünde bu kamplar düşük seviye kalacak. Bu göründüğünden daha büyük bir dengeleme. Tecrübe bazında soruyorum. Altın önemli değil. Altında bence çok büyük bir kayıp yok. 200 altın e, her full clear başına şey aman 5 full de eksiniz var. Bir, bir tane ekstra skor alsanız yetiyor. Daha fazla altına sahip oluyorsunuz. Orada sıkıntı yok. Ama tecrübe olarak çok ciddi snowball olma ihtimali var. Bu tecrübeyi bir arada kapatmaları lazım. Şimdi bu noktadan sonra oyun, oyun nereye gidecek? İki tane ihtimal var bence. Ya oyuncular diyecekler ki... Abi zaten zor tecrübe alıyoruz. Riske atmayalım. En hızlı farmerları oynamaya devam edelim. Olur da rakip hata yaparsa... Acayip önde kalırız zaten. Oyunun bittik gerisinde kalsak bile. En azından biz güçlü oluruz. Daha garanti olur diyebilirler. Ki buna de, bunu derlerse... Tamamen hızlı farmer jungler'lara devam ederler. Ya da... Şunu diyebilirler. Abi ben ne yaparsam yapayım zaten geri kalacağım. O yüzden adamlara geri düşüreyim daha gank odaklı oynayayım. bu iki rotadan bir tanesi var. Genk odaklı oynarsanız ne olacak? Muhtemelen tanklara gidecekler. Çünkü tankların özellikle işte Sejuani'nin, Jarvan'ın, Skarner'ın falan erken baskınları göre çok, çok, daha, çok daha kuvvetli Farmer Jungler'lara kıyasla. Yani işte Lilia ya Graves'e falan kıyasla. Çok daha kuvvetli. Adamları geri düşüreyim diyeceksiniz. Oradan siz tecrübe avantajı yakalayın. Bu bir opsiyondur. Ganker jungler dediklerim bu arada e, tanklar genelde yani tank olanlar genelde seviyede geri kalsalar da iş yapabilirler. Sonuçta Sejuani'nin ultisi yani Sejuani 11 olduktan sonra Sejuani'nin 11. seviyesiyle 14. seviye arasında, se, arasında, çok büyük bir fark yok takıma kattıkları arasında. Ama taşıyıcı bir şampiyon için var. Hasarı çok artıyor çünkü. Beklentiniz o yönde olduğundan dolayı. Veya işte daha erken seviyeler içinde işte Sejuani'nin 7. seviyesi ile 9. seviyesi arasındaki fark Talia'nın 7 ile 9 arasındaki farktan çok daha az. Taşıyıcılar daha zorlanırlar. Onlara seviye daha çok lazım. Şimdi bu dengelemelerle birlikte ormanda terse bir snowball olma ihtimali var. Ama bunun ihtimal olduğundan bahsediyorum. Neden ihtimal? Çünkü hala diyebilir ki oyuncular ben riske atmayacağım, farma devam edeceğim, karşı jungler düşünsün de diyebilirler. Ki bence birkaç hafta bu yönde devam edecek. Yani bu yama profesyonel örneğe geldikten sonra ve solo queue'da oynanmaya başladıktan sonra bir iki hafta falan daha taşıyıcı jungler'ların ben oynanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Sonrasında ama bir şeyleri bozmak zorundalar. Ne kadar tabii ki geri kaldıklarına bağlı olarak. Şimdi şöyle bir durum var. Şu anda taşıyıcı ormancılar oynanıyor. Genelde de şöyle bir seviyede görüyoruz. İşte orta koridor 12. seviyesi. Onlar da 11. seviye falan oluyorlar genelde. Eğer ki onlar bu terses no etkisinden dolayı bir anda 9'da kalırlarsa o zaman biter taşıyıcı ormancılar. Biter ya yani, oynatamazsınız. Ama 10'da kalıyorlarsa 10-10.5 civarında kalıyorlarsa 11 yerine kabul edilebilir bir seviyedir dersiniz. Ve onlara kaynak vermeye devam edersiniz. Çünkü altın olarak çok büyük bir kaybı yok ormancıda. Ha, ama şunu da ekleyeyim. Şey çok daha önemli noktaya geldi. Karşıdan kamp çalmak, orman kamplarınızı kendi kamplarınızı mümkün olduğunca resetli tutmak ve onları seviyesini arttırmak çok daha önemli hale geldi. Artık çok daha oynaması zor bir hale geldi bence orman. Yani oyunda geçerlik alabilmek için zor, da, zor bir hale geldiğini düşünüyorum. Ben e, bakalım nasıl becerecek oyuncular bunun e, altına nasıl kalkacaklar onu zaman gösterecek tabii ki. Ama benim beklentim bu iki rotadan bir yönüne gitmesi yönünde. Şimdi gelelim bir özet yapalım. Çok kısa bir özet yapalım. E, ama ok güzel buff ammo, bir işine yaramaz. Brown meta değişince çok işine yarar. Caitlyn meta değişince çok işine yarar. Camille hayattan söndür, e, düşürmez ama koridor aşamasında etkin bir buff e, etkin bir nerf korudur aşaması için. Fiora güzel buff. Jinx Aysa eşyalardan gelense sanki daha iyi olabilirdi ama çok büyük bir dengeleme değil. Oynanmaya devam eder. Katarina geri geliyor on hit buffları. Aynı şekilde Urgot ile birlikte. Lee Sin çok güzel bir buff. Renekton çok güzel bir nerf. Samira geçmiş olsun. Bence artık oynanmayacak seviyeye geldi Samira. Skarner güzel nerf ama gerekli miydi ondan emin değilim. Soraka etkisiz bir buff. Talon bence Yaman'ın en iyi buff'ı. Yani bu falan şampiyonlar içinde bence yamadaki en büyük orman değişiklikleri kadar oyunu etkileyebilecek bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Yani bu o kadar diyeyim size. Bu Talon solo Q'da çok acayip bir şampiyon. Kontrolü alan Talon'u hiçbir şey, hiçbir şey engel olamıyor yani. Maçı alır adam. İşi bilen bir Talon. Yine namer bir bufflayın abi devam edin bufflamaya. Varus anlamlandıramadım güçlendirmelerden bir tanesi. Kendi içinde çelişen bir güçlendirme. Diyeyim. Veigar güzel buff. Eş, Guiso minik bir buff. Dinçleştirici ay taşı. ilk çıktı seviyelere yavaş yavaş geri getiriliyor. Ağır yarı eşyaları. Tatlı bufflar. Büyücü eşyaları. Kozmik hızlandırıcı çok güzel olmuş bence. Çok güzel anlamayacak bir eşya. Hep buzda tatlı bir eşyaydı zaten severim. Onun da buffları güzel. Orman kampı değişiklikleri artık ormancılar daha az tecrübe kazanacak. Ne kadar daha az tecrübe kazandığını zaten arada söyledik. Tekrardan oraya dönebilirsiniz diyelim. Ve 11.4 yama incelememizin sonuna gelelim. Gelmişken abone olmayı ve artık ben de istiyorum like atmayı unutmayın. Algoritmaları kandırmamız lazım. En tepelere çıkmamız lazım. Hadi bir de like atın gelmişken. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Umarım ormanda da artık kere oynamamız gerekmez. Bay bay. Ne güzel kapatamadım.